Merhaba. Seçim meselesi anlaşılabilir olmaktan çıkmıştır. Çünkü yaşananlar rasyonel olarak kabul edilebilir şeyler değildir. Bu kadar bilinmezliğin ve kural tanımazlığın ortasında kitaba ya da teamüllere bakıp şöyle olursa böyle netice verir demek mümkün değildir. Tahmin yürütülemez. Rasyonel düşünüyorsanız mevcut rejimin mevcut koşullarda seçim yapmasının imkan ve ihtimali yoktur. Kaybedecek çünkü. Aklı varsa seçimi elinden geldiği kadar geciktirir. Hatta erteletir. Veriler çok kötü. Rejim unsurları gün geçtikçe desteğini yitiriyor. Kime araştırma yaptırırsanız yaptırın, size istediğiniz gibi bir sonuç getirmeyecek, getiremeyecek. Böyle bir ortamda kimse seçime gitmez. Türkiye'deki en büyük problem hayat pahalılığı. Bağlı olarak geçim sıkıntısı, fakirlik ve açlıktır. Bir o kadar büyük sorun göçmen meselesidir. Toplumlar ancak küçük bir azınlığı kendi içinde rahatlıkla eritebilir. Milyonlarca Suriyeli, Afgan, Iraklı söz konusuysa orada ırkçılık başlar. Hemen ardından şiddet gelir. İyi bir toplumu kötü toplumdan ayıran şey kanaat önderlerinin karakteridir. Toplumu çekip çeviren isimler insanların içindeki ırkçılığı önlemeye çalışıyorsa toplum savrulmaktan kurtulur. Ne çare, bilakis göçmen düşmanlığı kamçılanıyor, teşvik ediliyor, yüreklendiriliyor. Bakınız Bolu Belediye Başkanı, bakınız Ümit Özdağ. Ülkenin tüm vidaları gevşemiş, bazısı yerinden çıkmış durumda. Yukarıdakiler ne yapacağını bilmiyor, aşağısı kaynıyor. Erdoğan %50 artı 1 kabusunu ağzından kaçırdı. Esasen başkanlık sistemlerinde genel geçer kuraldır bu. 40 artı 1, 30 artı 1 gibi absürtlüklere yer yoktur. Sadece Arjantin'de şu var. Birinci turda oyların %45'ini alan başkan oluyor. %40'ta kalmışsa ve kendinden sonraki adaya 10 puan fark atmışsa yine seçilmiş sayılıyor. Arjantin modeli deyip bunu kakalayabilirler, ne çare Erdoğan'a bu da yetmeyecektir. İkinci şık belediye başkanlığı seçiminde olduğu gibi en yüksek oyu alan başkan seçilebilir. Tabii orada da meşruiyet sorunu çıkar. %30'la seçilmiş bir kişiye tüm yetkiyi verirseniz denge yok, denetim yok, %70'e büyük haksızlık etmiş olursunuz. Kural değişikliği için çok çok geç. Anayasa değişikliği gerekiyor ki konsensüs yok. Seçim Erdoğan ve AKP için büyük kabus. 18 ay sonra yani normal vaktinde gidilirse Erdoğan aday olamıyor. Bunun için daha erkene çekilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar alması gerekiyor. Adayımız Erdoğan diyen tek parti var. O da AKP değil, MHP. Bütün bunlar bildiklerimiz, bilmediğimizse şu. Devlet Erdoğan rejimini değiştirmek istiyor mu? Yerine onun gibi birini mi koyacak yoksa muhalefete alan mı açılacak? Bu soruların cevabını ne Erdoğan ne de muhalefet liderleri biliyor. İhtimal satın alıyorlar sadece.